hastalık baş gösteriyor. Bir de tabii teyemmüm, bazı gene alimler ne yapıyorlardı? Tuvaletten çıktı, abdest yeri orada. Oraya gidene kadar abdestsiz ölürüm diye korkudan ne yapıyorlar? Ben efendide de görmüşüm bunu. Hemen çıkar çıkmaz halanın dış duvarıyla teyemmüm yapıyor, oraya kadar gidiyor. Bunu da görmüşüm. Çünkü teyemmüm de ne yapar? O arada abdest alana kadar vakit geçerse, abdestsiz ölmemek için ölüm gelirse, abdestli ölmek nasip olur. İşte hadis-i şerif. Efendimizin hizmetçisi kim? Hazreti Enes. Ne buyurdu ona? Sallallahu aleyhi ve sellem. اِنْ اِسْتَطَعَتْ اَلَّا تَزَالَ عَلَى وُضُوءٍ فَفْعَلْ. Devamlı abdestli durabiliyorsan bunu yap. Gücün yetiyorsa abdestsiz hiç durmamaya bunu yap. Hiç abdestsiz durmamaya bak. فَاِنَّ مَنْ يَأْتِي مَلَكُ الْمَوْتُ عَلَى وُضُوءٍ يُعْطَ الشَّهَادَةِ. Ölüm meleği geldiğinde adamı abdestli bulursa ona şehitlik makamı verilecek. Abdestli ölen şehittir. Ve Efendi Baba Hazretleri Ali Hazretleri Efendi babamız yine hadis-i şerif yazmıştır. Kendi Kur'an kendim kenarında gördüm. Kitaplarda da var. Abdestsiz uyumayın. Eğer cünüpse, çok yorgunsa, hanımıyla bir cinsi münasebette bulundu, sonunda da bir yorgunluk arızı oluyor. Gece kalkacak sabah namazına veya teheccüde veya sabah namazına gusül yapacak ama gücü takatı yok, kalkıp gusledemiyorsa hadis-i şerif ne buyuruyor? Yine kalkıp abdest alıp yatsın. Guslü geceye bırakabilir ama yine de abdestsiz yatmasın. Niye? Çünkü korkarım o gece ölür de Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki abdestli ölenin cenazesinde Cebrail aleyhisselam namaz kılıyor. Bu da kesindir. Ve buradan şu da anlaşılıyor ki gusül alamasa bile sırf abdest alsa yine onu kurtarıyor. Yani gece kalkıp namaza gusül alacak sabah namazına. Ama birkaç saat uyku ve dinlenmek için gusülsüz olsa bile ne yapacak? Bir abdest alıp yatabilir. O aldığı abdestle ona Cebrail aleyhisselamın gelmesine sağlar, yeter.